Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir yelek çalışacağız. Yelek çalışmamızı tek parça olarak öreceğiz. Sadece omuzlarımızda küçük e, dikişlerimiz olacak. Yanlarımızı ve arkamızı bir bütün şeklinde örerek yeleğimizi tamamlayacağız. Sonrasında bu görmüş olduğumuz kenardaki yeşil lastik kısımlarını sizlerle birlikte yapacağız. En sonunda ceplerimizi ördükten sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Eğer yaşı büyük çocuklarımız için örmek istiyorsak biz 103 zincir çekerek başladık. Çocuklarımızın yaşına göre ve ipimizin kalınlık inceliğine göre 10 artır zincir daha artırarak ilerleyebilirsiniz. 1-1,5 yaşları için çalıştık yeleğimizi ve bir tane ip kullandım. Sadece orta kısmına diğer rengi ve zaten az kullandık. Şöyle yeleğimizin ölçülerine bakalım. Yeleğimin ölçüsü omuzdan aşağıya kadar 33 buçuk santim. Hemen eline bakalım, kol altından ölçüsünü aldığım zaman 29 santim olduğunu görmekteyiz. Yeleğimizin ön kısmı, yaka kısmı, bakınız hepsi gayet hoş, çok şık bir yelek oldu. Arkasında şöyle görecek olursak. Düz, sade ve gayet güzel durmakta arkası bakınız dikişleri de olmadığı için hem örmesi çok kolay hem toparlaması her şeyiyle çok kolay çok hoş bir yelek. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için iki tane rengimizi kullanıyoruz. Ebru'lu ipimizi ve yeşilimizi. Ebru'lu ipimizi ana renk olarak kullanmak istiyorum. Yeşilimizi kenar süslemelerinde ve kenar çalışmalarında kullanmak istiyorum. İplerimizi tanıyalım. Bravo Şirin Bebe ipimiz 100 gram ve 350 metreden oluşmakta. %100 mikro akrelik bir ip. E, renk numarası ise 16168. Diğer rengimize bakacak olursak kartopunun puntokitsi 100 gram ve 290 metreden oluşmakta. Renk numarası M4054. Karışımına bakalım. %80 akrelik, %20 polyamid özelliği olan bir ip ipimiz. E, bu iplerimizi örmek için ise 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Biraz şöyle yumuşak e, olmasını istiyorum. Evet şimdi 103 tane zincirimizi çekerek evroli ipimizle örmeye başlayalım. Bir tane düğüm atıyorum. Bu düğümümüzü saymıyoruz. Ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Tabi böyle tek tek sayma toplam 103 tane olduğu zaman sizlerle birlikte görüşelim. Tam 103 zincirimi çektim. Ve zincirimin ölçüsünü almak istiyorum şu şekilde birden tuttum bakınız şöyle hiç asılmadan mezurumu tutuyorum dikkat ederseniz 46 santim zincirimin ölçüsü şimdi trabzanımı örmeye başlıyorum fazladan zincir çekmiyoruz ördüğümüz zincir üzere devam edeceğiz ama sayıyoruz 1 2 3 ve 4 dördüncü zincirin içerisine gelerek batıyorum ve birer birer diğer zincirlerimi örerek uç noktaya doğru devam ediyorum geriye döndük dördüncü zincirimize battık ve birer birer trabzanlarımızı örüyoruz tam burada 100 tane trabzanımız olacak 103 zincir çektik ama dördüncü zincire geri döndüğümüz için 3 tanesi bir tane trabzanımız ve diğeri de ilk trabzanımız sayıldı toplamda tam 100 tane trabzanımız bu şekilde yerleşmiş olacak dümdüz örüyorum şöyle görelim tam 100 tane trabzanımız oldu ne eksik ne fazla sayımız tam 100 şimdi ikinci sırasını örmeye başlayalım 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra ikinci trabzanımın üzerinden örmeye başlıyorum ve sırası ile düz bir yelek öreceğimiz için bu şekilde dümdüz sıramızı büyütüyoruz burada hem önlerimiz hem de yeleğimizin arkası var dümdüz örelim rolü ipimizle Evet diğer geçişi de birlikte yapalım İkinci sıramı da örerek sona doğru yaklaştım birlikte hem sonumuzu hem de üçüncü sıramızın başlangıcını yapalım bakın birer birer örüyoruz ve en son trabzanımdayım tığımın başında oluyorum en son trabzanımı da tepe noktasına batıyorum ve örüyorum trabzanım biter bitmez bir iki üç tane zincirimi çekip hemen örgümün yönünü çeviriyorum ve sırasıyla hemen ikinci trabzanın üzerine batarak ilerliyorum. Zincir birinci trabzanımız sayıldığı için eğer birinci trabzanın yanına batma işlemi yaparsak yanından genişleme olur. Onu da istemiyoruz. Dümdüz birebir trabzanlarımızı istiyoruz. Ve bu şekilde sıramızın birini bitirip bir diğerine geçerek büyütelim. Evet arkadaşlar tek parça sadece omuzlardan dikiş yeleğimizi örmeye devam ettim bakınız şu şekilde diğer tarafı da görelim şöyle gördüğümüz zaman sadece bir önünü büyüttüm diğer taraflar durmakta şimdi sırayı saymak istiyorum 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 16 sıra ördüm. 16 sıra ördükten sonra önümün bir tanesini devam etmeye başladım. Ama öncesinde 16 sıramızın kaç santim olduğunu görelim. Örgülerimizde herhangi bir çok büyük farklılık olmasın. Bazen küçük oluyor, büyük oluyor. Bakınız şöyle 17 santim uzunluğunda. 16 trabzanımız şimdi yeleğimiz tek parça olacağı için şu kısım arka her iki ucumuz ise önlerimizi oluşturacak. 100 tane trabzanımız vardı burada. 100 trabzanımızı 25 ve 25 önler olarak bölüyoruz. Kalan 50'yi de sırtımız için vereceğiz. Ama kollarımızın oyuntusunu açmak için iki önden, iki arkadan tekrar iki önden, iki arkadan buradan trabzanlarımızı eksiltme yapacağız. Şimdi birlikte. Bakınız ben örmeye başladım. Hemen e, bu sıralarımız tamam olduktan sonra sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23. Şuradan önümüz için ayırdığımız iki tane ilmeğimizi, trabzanımızı kolumuz için bıraktık. 25'ti önümüzün bir tanesi diğer önümüz 25'te. iki tanesini kol ayrımı için bıraktık. 23 trabzanım örmeye devam ettim ve yukarıya doğru ördüm. Şöyle bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12. sırayı örmekteyim. Bakınız 12. sırayı da örerek geldim yeleğimizin dış kısmında. Şöyle bakalım. Yeleğimizin dış kısmına yani birbirine kapanacak yerine geldiğim zaman 2 4 ve 6 tane ilmeği ayırdım. Örmedim. Ve bunun üzerine örmeye devam ediyoruz. Burası yaka oyuntumuzu yapıyoruz. Yaka oyuntumuzdan sonra yine yukarıya doğru örelim 2 3. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Yaka oyuntusuna kadar ne kadar ördüğümüzü 2 4 6 8 10 12. 12. sırada yaka oyuntusuna başladık. 13 olarak bir sıra daha öreceğiz. ölçelim bu kısmı da bir sıra öreceğimizi de hesaba katalım ama şimdi bakınız tam 13 santim trabzanımızın ölçüsü şöyle bir sıra daha ördüğümüzde muhtemelen 14 olacak Evet şimdi sıramızı örüyoruz yaka oyuntumu çok derin yaka istemedim normal yaka ayarı olsun istedim ve sıra başına kadar geliyorum. Sıra başına kadar ördüm. İki sıra bakınız. Tekrar üç tane zincirimi çekiyorum ve geriye dönüşümü yapıyorum. Bir sıra daha örüyorum. Birer birer trabzanlarımızı örüyoruz. Yeleğimiz dümdüz. Çok kolay bir yelek. Vakit geçirmek isteyenler için de hediyelikler için de kendi çocuklarımız için de hem şık hem de çok güzel bir yelek çalışması, ebru iplerle örebileceğimiz gibi düz iplerle de örebiliriz. Evet, son trabzanlarımıza geldik. En son trabzanımı da örüyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum, kesiyorum. Şimdi görelim. Şöyle yan çevireyim görelim. Yeleğimizin önünün bir tanesini çalıştık. Bu şekilde 25 ayırmıştık. 23 trabzanımızı ördük. 2 tane kolumuz için ayırdık. Şimdi arkamızı sizlerle birlikte başlayalım. Ve arkamızı da aynı şekilde örelim. Şimdi kolumuz için 2 tane trabzanımızı ayırmıştık. Şurası. Arkamız 50 idi. 2 tane içeri girelim. Bakınız iki tane içeri girelim. Şöyle örecek olsun. 1 2 3 4 4 tane iki önden iki arkadan ayırdık. Şuradan itibaren başlıyorum. İki de diğer tarafta bırakacağım. 46 tane trabzanımı örmem gerekiyor. Hemen buradan başlıyorum. Kesinlikle yanlış saymayalım lütfen. 3 tane zincirimi çektim ve birer birer ilerliyorum. Yanlış saymayalım dediğimden kasıt buradaki trabzanlarımız bakın 1 2 şöyle en azından batmamız gereken yerlerden daha güzel hesaplayabilirsiniz. Bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Acaba buna mı battım, buna mı battım tarzında yanılmalar olabiliyor. Onun için batacağımız yerlerden hesaplayalım. 1, 2, 3, 4. 2 tane arkadan aldık, 2 tane önden aldık ve ilerleyelim. Evet yeleğimizin trabzanlarını birer birer örerek ilerledim. 50 tane olan trabzanımızın iki sol tarafından iki de sağ tarafından eksilteceğim ve kalan 46 trabzanımız olacak. Şimdi sayalım. Buradan yani 46 tane trabzan aynen bu örgü sırasına göre örmemiz gerekecek yukarıdaki kısma göre. 2, 4, beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Bakınız 46 tane trabzanımızı. Şimdi yukarıya doğru bu kestiğim yere kadar örmeye devam ediyorum. Yani bir sırasını ördüm. Toplamda bir sıramızda da dahil olarak. 2, 4, 6, 8, 10. 11 sıra örelim 12. sırada 12. sırayı da örelim arka olduğu için çok oyuntu istemiyoruz 13'ü de örüp 14. oyuntu olarak yapalım arkamızdaki oyuntu birazcık daha az olması gerekmekte yani şuradaki oyuntu yaptığımız iki sıramızı da örelim son sıramızda görüşelim şimdi yapmamız gereken tek şey buradaki 46 tane trabzanımızı dümdüz örerek büyütelim Evet yeleğimizin arkasını 13 sıra örerek geldik. Sayalım yine birlikte. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. Bakın burada 14 sıra örerek tamamladık. Arka olduğu için sadece bir trabzanda oyuntumuzu yapacağız. Oyuntumuzun öndeki ayırdığımız trabzan sayısıyla eşit olması lazım. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. Şimdi 14. sıramızda 16 trabzanımızı örelim, arayı boş bırakalım. Bitirdiğim yönde 3 tane zincirimi çekiyorum ve 16 trabzan olana kadar sağ taraftaki bölümden örüyorum. İlerliyorum. Şu an yeterli değil gibi görünmekte. sayalım 2, 4, 6, 8 10, 12, 13 14 15 ve 16 16 tane trabzanım ördükten sonra bir tane de zincir çekiyorum ve kesiyorum burası omzumuzun olduğu yer karşılıklı gelecek bu kısım ise boynumuzun olacağı oyuntu kısım. Hemen diğer omuzumuzu da örmeye başlayalım. Bir tane düğümümü attım tığıma zincirimi çekerek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. 16. trabzanın üzerine batıyorum. Diğer uçtan başlamadım. Yönler aynı olsun. Zincirimi çektikten sonra diğer yöne doğru 16 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Uca doğru ilerliyorum ve bu şekilde yeleğimizin arkasını tamamlamış olduk. Omuzumuzdaki son trabzanı da ördükten sonra. Evet son trabzanımızı batıyorum ve örüyorum. Ve bir tane zincirimi çekip sağlamlaştırdıktan sonra ipimi koparıyorum. Şimdi şöyle bakalım. Bakınız omuzumuzun her iki oyuntusu burası ve omuzlarımız şöyle geldiği zaman yeleğimiz bakınız 4 2 2 trabzan ayırmıştık omuzumuzun da sayıları birebir aynı şimdi diğer parçamızı örmek için hazırız diğer yönümüzü de örmeye başlayalım Evet şimdi buradan uç kısımdan örmeye başlayalım İki tane arkamız için iki tane de önümüz için arayı örmeyeceğiz kol oyuntusu olarak boş bırakacağız buradan 23 tane trabzanımızı örerek ortaya doğru geleceğiz. İlk trabzanımı başlatıyorum. 1 2 ve aşağıdakinde sayalım çok büyük olmasın ilk başlangıcımızı. 3 tane trabzanımız oldu. Zincirimiz oldu ve ikinci trabzanımıza batıyorum. 3. trabzanımız toplamda 23 tane olana kadar örelim. İpimi de gizlemek istiyorum. Evet son 4 tane trabzan kalana kadar e, ördüm. 1, 2, 3, 4 bakınız dört tane trabzana gelene kadar ördük. Burası e, arkamız devam etmekteydi. Hemen 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çevirerek trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Tıpkı arkamız ve diğer önümüzdeki sayıya göre örmeye başlıyoruz. Bakınız bir sıramızı ördük. Toplamda bu bir sıramız da dahil 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra tamamen örüyoruz. Diğer 3 sırayı ise omuz oyuntusu yaparak öreceğiz. Evet yeleğimizin ön parçasının birisini örmüştük. Arkamızı ördük. Şimdi diğer önümüzün e, yukarıya doğru boyun oyuntusuna kadar örerek geldik. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ve 12. sırada başladık örmeye ve 2 4 6 tane trabzan kalana kadar örüyoruz. Tıpkı burada örmüş olduğumuz gibi. Sonrasında 1 2 3 yani toplamda 3 sıra 6 trabzan kalacak şekilde örüyoruz ve yeleğimiz bakınız bu kadar kolay bir şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi 6 trabzan kaldı. 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen geri dönüşümü yapıyorum birer birer trabzanlarımı örerek ikinci sırayı da tamamlıyorum bir üçüncü sırada ördükten sonra yeleğimiz bitmiş olacak kenarlarını yapacağız omzumuzu dikeceğiz kolay bir şekilde tamamlamış olacağız Evet ikinci sırayı örüyorum 3 sıramızı ördük 1 2 3 ve bir tane zincirimizi çekelim şöyle Omuzumuza dikiş atacak kadar ipimizi de ayıralım ve şöyle ipimi çekiyorum. Bu ipimi omuzumuzu birbirine dikiyoruz. Önce omuzlarımızı dikelim. Bakınız tüm parçamızla yeleğimizi hazırladık. Şöyle ve şöyle hemen görelim. Omuzlarımızı birbirine dikelim. Tam sayıları da eşit olduğu için hiç problem olmadan çok güzel bir şekilde Hemen dikme işlemini tamamlayacağız. Bakınız şu şekilde dikme işlemini de tamamladıktan sonra hemen yeleğimizi kenarlarına örmeye başlayalım. Kollarımızı, önümüzü, yeleğin alt kısmını ve yeleğimizi tamamlamaya doğru ilerleyelim. Şimdi omzumuzu dikiyorum. Tabi dilediğiniz gibi dikebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Herkesin el alışkanlığı farklı. Büzdürmeden dikelim. Nasıl dikersek dikelim. Fark etmez. Sonuç güzel olsun. Evet. Zaten de birebir olduğu için e, bu kısmı düz olarak kullanmak istiyorum. Diğer kısımda şöyle çevirelim. Tersten dikelim. Evet. Hemen birinci trabzanımı birinci trabzanıma sırası ile trabzanlarımızı birbirine birleştirerek dikelim ve diğer omuzumuzu da aynı şekilde dikerek tamamlayalım zaten yanları bir bütün olduğu için hemen kenarlarımızı tığlamaya başlayalım ileğimizin her iki omuzunu da güzelce diktim şimdi kenarımızı tığlamaya başlayalım ön kısımdan başlıyorum birinci trabzanımın içerisine giriyorum bir tane sık iğnemle batıyorum bir iki iki zincirimi çekiyorum ve ipimi de şöyle alttan götürmek istiyorum bir tane trabzan örüyorum ikili trabzanımı diğer sıradaki trabzanıma da iki trabzan ikişer ikişer trabzanımı yaparak aşağıya doğru iniyorum Hepsine iki tane trabzanımı örüyorum. Bakınız şu şekilde. Alt kısma doğru geliyorum. Evet en alt trabzanıma kadar geldim. İki tane trabzanım ördüm. Buradan dönüşümü yaparak alt kısma da geçmek istiyorum. Onun için şöyle yuvarlak bir geçiş istiyorum. Ve fazlaca trabzanım olacak. O yüzden üçüncüyü örüyorum dördüncüyü örüyorum bakınız dört tane trabzan ördüm ve bir tane daha ekliyorum toplamda beş tane trabzanın bu dönüşüm için oldu sonrasında diğer bütün trabzanlarımıza birer birer batalım bir hepsinin arasına birer tane İki. üç saymaya gerek yok sadece alışkanlık olmuş sayma ihtiyacı hissediyoruz hemen dümdüz zaten Uca kadar ilerleyelim birer trabzan şeklinde. Diğer köşemizde görüşelim. Yeleğimizdeki trabzanlarımızı birer birer örerek bakınız. Aşağı kısımdan her bir trabzan birer tane örerek diğer e, yan kısma geldim. Diğer tarafta 5 tane trabzanımızı çekmiştik. Hemen birinciyi çektim. 2, 3, 4, ve 5 tane trabzanımı bu şekilde tamamladım. Yanlara ikişer ikişer trabzanımızı örmeye devam ediyoruz. 2 1 2 1 2 ve bu şekilde yukarıya doğru ilerleyelim de en üst sıramıza kadar kenarlarımızı karşı taraftan başlamıştık. Altı da dahil olmak üzere bütün sıralarımızı örerek geldim. Şimdi ikinci bir sıra örmek istiyorum. Hemen 1 2 3 tane zincirimi çektim. Örgümün yönünü çevirdim. Örgümün yönünü çevirdikten sonra bakınız tığımın başını doluyorum. Sıradaki değil bir sonraki sıraya batıyorum. Ve sonrasında diğer trabzan olarak arkadaki atladığım trabzanı örüyorum sadece sıralarımıza değiştiriyoruz tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanımı bakınız battığımız yere iki defa batmayalım lütfen sanki bakınca batılmamış gibi görünüyor ama battığımız yerlere dikkat edelim bir tane atlıyorum diğer trabzanımıza batıyorum sonrasında atlamış olduğum yere geri dönüşümü yapıyorum ve örüyorum ve sıradakini atlıyorum bir sonraki sıraya ve geriye dönüyorum yine aynı trabzanımı çapraz bir şekilde örüyorum atlıyorum diğerine batıyorum atladığımı örüyorum atlıyorum diğerine batıyorum ve geri dönüşümü yapıyorum ve bu şekilde diğer başlangıç noktamıza kadar örüp gelelim yani diğer karşı noktaya kadar bütün sıramızı aynı işlemimizi örerek tamamlayalım Evet yeleğimize bakınız şu şekilde ikinci sırasında çapraz bir şekilde örerek geldim diğer taraftayım yeleğimin sol tarafı burası sağ tarafı ise burası kız ya da erkek bebeklerimiz için her ikisi için uygun olan bir model eğer erkek bebeklerimiz için düşünüyorsak bu tarafa iliklerimizi açmamız gerekmekte kız bebeklerimiz için düşünüyorsak bu tarafa iliğimizi açmamız gerekmekte yani illa olmazsa olmaz değil tabii ki istediğiniz yöne de açabilirsiniz nihayetinde düğmelere takan sizlersiniz. Yani park eden bir şey olmaz ama e, sola erkek bebek ilikleri, sağ tarafı ise kız bebek ilikleri çalışıldığı için hatırlatmak istedim. Şimdi uca kadar birlikte yapalım. Ben bu e, yeleğimizi şu şekilde yaka olarak kullanmak istediğim için şöyle bakınız şu şekilde bir tane düğme dikmek istiyorum. Aşağısını rahat bırakmak istiyorum. Şimdi yukarıya kadar birlikte tamamlayalım. Dönüşte sol taraftan bir tane düğme iliğini birlikte açalım. Sizler kaç tane açmak isterseniz ona göre açmaya devam edebilirsiniz. Şimdi bu bitişi yine birlikte yapalım. Bakınız örmüştüm burayı. Bir tane atlıyorum bir ileriye ve atladığımı sonrasında örüyorum. Bir ileri. Atladığımıza dönelim. Atlıyorum. Diğerine batıyorum ve atlamış olduğum trabzanımı tekrar örüyorum atlıyorum diğerine batıyorum ve çapraz geliyorum en son bir tane trabzanım kalıyor onun da tepesine düz bir şekilde batarak girip bir tane trabzanımı örüyorum bir tane zincir çekip örgümün yönünü çeviriyorum bu sıramızda sık iğne olarak üzerlerinden birer geçeceğiz bakınız çok güzel oldu umarım sizler de beğenmişsinizdir Evet bir tane zincirimizi hemen batıyorum. Trabzanlarımın üzerine birer birer batıyorum. İleğimi yapacağım yere kadar bu şekilde devam ediyorum. Yakasının ferah olmasını istiyorum. Birazcık daha aşağıya ilerliyorum. Bakın. Evet bir tane daha yapıyorum. Kaç tane örmüşüz? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ve 16 tane örmüşüm. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum ya da 3 tane çekelim. Çok büyük düğme dikmeyi 3 tane zincirimi çektim. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Bakın bir tane ilik açtım. Kullanacağınız düğmenin büyüklüğüne göre zincirimizi fazla çekin ve trabzanımızı ona göre atlayarak ilerleyin. Devam ediyorum. Buradan sonrasında bütün trabzanlarımı birer birer sık iğne örerek başlangıç yerimize yani şuradaki yere kadar gelelim. Evet başlangıç noktasına doğru ilerliyoruz. Yalnız şurada dikkat etmemiz gereken bir unsur var. Eğer burası büzülecek gibi olursa bir değil iki tane sık iğne yaparak buradaki geçişimizi yumuşatabiliriz. Eğer gelecekse sıkıntı çıkaracaksa Bakınız bir tane sık iğne örüyorum ve bir tane de girerek yumuşak bir geçiş sağlıyorum. Ne kadar gerekli ise ona göre birden fazla sık iğnemizi bu dönüşümüzde çekelim. Diğer tarafta da aynı şekilde yeleğimizin önünün çirkin görülmesine fırsat vermeyelim. Yeleğimizin kenarlarını ördükten sonra yaka kısmını çalışmaya başlayalım. Yaka kısmına ilk trabzanımızı şuradaki bağlantı yerimizden yapalım atıyorum 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen araya giriyorum. 1. Bir. bir sırası ile trabzanlarımın arasına girerek ikili trabzan şeklinde örerek ilerliyorum. Şöyle bakınız şurayı ördüm. Hemen yana geçiş yapıyorum. 1 ve 2 yana iki tane örelim tekrar 2 1 2 yanları 2 dik trabzanlarımızı birer trabzan olarak örelim 2 diğer yana geçiyorum dikişimden sonraki bölüme 2 iki. bakınız ikişer ikişer ilerledim şimdi direkt 1'e geldim hemen batıyorum diklerimizi bir bir örüyoruz. Uç noktaya kadar örerek ilerleyelim. Boynumuzda birer sıra trabzanlarımızı ördük. Tıpkı yakamızdaki ördüğümüz gibi ikinci sırada çapraz olarak örmeye başlıyoruz. Zincirimizi çekelim. 3 tane tığımın başında doluyorum. Hemen sıradakini atlayıp bir sonraki sıraya gelerek batıyorum. Tığımın başını dolayarak atladığım yere geri dönüyorum ve çapraz trabzanımı örüyorum. Ve ilerliyorum. Bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Atladığımı örüyorum. Ve tekrar bir atlayıp diğerine batıyorum ve uç noktaya kadar bu şekilde örerek devam ediyorum. Uç noktaya kadar çapraz örgümüzü ördüm. En son bir tane trabzanımı ördüm. Bu yeşil kısmımıza bakınız. Ve bir tane zincirimi çekip sık iğne yapmaya başlıyorum her bir trabzanımızın üzerine birer tane sık iğne yaparak sıramızı bitirelim sona geldiğimiz zaman ipimizi koparalım bakın sık iğne ile düzenlemiş olalım Evet yakamızı da bakın şu şekilde bir tane düğme diktim ve böyle büktükten sonra yakamızda kullanılmaya hazır kolumun bir tanesini ben çalışmıştım yine aynen hem yakaya hem de yanlara yapmış olduğumuz işlemimizi e, yapıyoruz. Önce trabzanımızı, sonra çapraz trabzanımızı ve bir tane de sık iğnemizi örüyoruz. Sonrasında bu görmüş olduğumuz cebi çalışacağız. Şimdi kolumuzu birlikte çalışmaya başlayalım. Aynen yapmış olduğumuz işlemleri e, tekrar ediyoruz aslında. Yine de alt kısımdan birlikte başlayalım. Sadece trabzanımızı dik olan trabzanlarımızın arasından birer birer örüyoruz. Yan olanlardan ise ikişer ikişer trabzanlarımızı alıyoruz. Şöyle giriyorum. 1 2 ve devam ediyorum. 1 2 Yan trabzanlarımızı ikişer ikişer örelim. 1 ve 2 Diğerini örüyorum. 1 ve 2 ve devam edelim. Üzerine de çaprazımız ve sık iğnemizi örelim. Yineğimizin aşamalarını neredeyse bitirmek üzereyiz. Bakınız yakamızı da çevirdim. Yakamız geri dönüş yapmasın diye birer tane şöyle bakınız dikiş uyguladım. Her iki yakamızın da olduğu yerlere dilerseniz yapmaya da bilirsiniz. Tamamen tercihe kalmış. Evet burada da 3 üç köşeli üçgen görünümlü bir tane motifimizi çalışacağız ve cebimiz için kullanacağız. Hemen örmeye başlayalım. Bilmeyen arkadaşlarımız için beraber örelim hemen. Zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirimizi çekip birinci zincir yuvasına gelerek batalım ve kapatalım. 1 2 3 trabzanlarımızı dolduralım. Bakın 4'er trabzan, 4'er trabzan dolduralım. 2, 3 ve 4. Araya 1, 2 tane zincir. Tekrar 4 tane trabzanımızı. 3 ve 4. 2 zincir ve 4 trabzanımızı yine örelim. Evet 4 trabzanımızı ördüm. 2 zincirimi çektim ve 3 tane çekmiş olduğum zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Çünkü renk değişimine geçeceğiz. Direkt evroli ipimizle örmeye başlayacağımız için arkada durmasına da gerek yok. Evet zincirimizi şöyle bir tane düğüm atalım zincir çeker gibi ve herhangi bir yerden hiç fark etmez illa kopardığımız yerden başlamamız şart değil bakınız tamamen trabzan olarak öreceğiz araya giriyorum bakınız aradayım 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve 2 3 tane trabzanımı örüyorum 3 trabzanımı ördükten sonra 1 2 tane zincirimi çekiyorum Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 Diliğimizde şöyle alalım Sonrasında hemen trabzanımın üzerine batıyorum Bakınız buradaki bire batmıyorum Hemen yanındaki ilk görünen yere batıyorum Diğerinin üzerine 2 Ve sıradaki trabzanıma batıyorum ve zincirimin olduğu yere geliyorum zincirimin olduğu yerde 3 tane trabzan 2 ve 3 2 zincir 1 2 tekrar 3 tane trabzanın örüyorum 1 2 3 hemen yanındaki trabzanın üzerine batıyorum 1 2 3 zincirimin içerisine geliyorum 3 trabzan 2 zincirimi örüyorum 2 3 2 tane zincir tekrar 3 trabzan 1 2 3 trabzanlarımın üzerine örüyorum 1 2 ve 3 Trabzanımın, yani ilk zincir çekerek oluşturduğum trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum. Bakın üçgen bir motifimizi oluşturduk. Şimdi üzerine tekrar yeşilimizi örmeye başlayacağız. Evet üçüncü sıramızı yapmaya başlıyoruz. Üçüncü sıramızı hemen şöyle düz trabzanlarımın olduğu yerden başlıyorum. Bakınız şöyle batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere 1 ve 1 tane daha toplamda 3 tane trabzanımı örüyorum. Aynı yere bakınız. Tığımın başını dolayarak 1 tane zincir çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. 1, 2 atlıyorum. 3. trabzan üzerine aynı yuva içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 1 2 3 3 tane trabzanımı ördüm bir tane zincir çekiyorum araya giriyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 bir tane zincir çekiyorum 1 2 3'ün içerisine batıyorum 1 2 3 ve bu şekilde bütün kenarlarımızı dolaşarak tamamlıyoruz. Evet, diğer motifimizi de aynı şekilde bakınız örerek tamamladık ve e, diğer tarafa eşit olacak şekilde dikiyoruz. Bakın bir tane sıranın hemen üzerinden başlamıştım. Bir iki tane kenar kaldı. Şu şekilde kenarları da hesap ederek şöyle dikebiliriz. İsterseniz e, üst kısmı açık da olabilir. İsterseniz kapatabilirsiniz. Ben bunu da kapatmayı düşünüyorum şöyle aşağıya geçmeden tabi elimize alıp diktiğimiz zaman çok daha rahat edersiniz Evet dikme işlemini de tamamlayalım Evet sevgili arkadaşlar yeleğimizin ceplerini de diktikten sonra kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.